PKK ise bırakın ortada gezinmeyi. Telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içi ve sınır ötesinde operasyonlarını kararlılıkla yürütüyor. Bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeler artıyor. Diyarbakır annelerinin kararlı direnişi terör örgütünü sarstı. İkna yoluyla teslim olanların sayısı günden güne artıyor. Ha, aziz oğlum gel devlete teslim ol. Devlet güçlerimize teslim ol, polisimize teslim ol, askere teslim ol. Neredeyse oğlum gel dağda orada sen yerinde gel, gel eve. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son durumu açıkladı. Sadece geçen yıl 273 PKK'da bulunan terör örgütüne mensupları aileleri vasıtasıyla ikna ederek getirdik, burada adalete teslim ettik. Şu anda 5000'in üzerinde aileyle görüşüyoruz. Yılbaşından bu yana 40 PKK'lı ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Daha da artacak. Bu yıl 300'ü aşarız, 350'ye inşallah varırız. Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelere de selam yolladı Soylu. Diyarbakır annelerinin yaptığı sadece terör örgütüne değil, terör örgütünü destekleyenler de büyük bir derstir. Bu terör örgütünü kadınlar ve anneler bitirecek. Yazıyorum şuraya. Kadınlar ve anneler. Öte yandan Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den yurda kaçak giriş yaparken yakalanan 5 PKK'lı tutuklandı. Ayrıca ikna çalışmaları kapsamında Nusaybin sınırında teslim alınan 2 PKK'lının jandarmadaki işlemleri sürüyor.